Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm sevgili dostlar. Geceniz mübarek olsun. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayının son gecesini, son sahur vaktini inşallah birlikte ihya etmek üzere TV52 ekranlarında Sahur Bereketi programında bir kez daha evlerinize misafir olduk. Hamdolsun Mevla'ya. Bizlere mübarek Ramazan-ı Şerif ayını da bugüne kadar yaşamayı bahşeden, nasip eden, bizi türlü türlü nimetlerle efendim nimetlendiren Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da salat ve selam ediyoruz. Bu gece, son gece yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ümmet olmakla şeref duyduğumuz, onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz Cenab-ı Hakk'ın en büyük bağışlarından bir tanesi olan Efendimiz'e ümmet olmaya şükrediyoruz. Ve yine Ali Düzgün hocamızla beraber bugün inşallah TV52 stüdyolarında sizlerle beraberiz. Bismillah diyelim değerli hocamızın dilinden, gönlünden son kez bu Ramazan'ın son akşamında inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı konuşalım. Hocamıza dönelim inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Allah razı olsun. Gecemiz mübarek olsun. Rabbim hayırla tamamlamayı nasip etsin. Amin. Hüsnü hatime ile Peygamber Efendimiz'le hem Ramazan'ımızı hem işte bu programlarımızı Rabbim hayırlara vesile kılsın. Allah razı olsun. Vedalar acı oluyor ya hocam. Şöyle şu anda programın girişini konuşurken, sunarken böyle yine tüylerim diken diken oldu. Çünkü bitti yani. Bitti sayılır. Bu zamana kadar hani 30 akşam 30 program yaptık. 30 peygamber, 30 akşam peygamber efendilerimizi konuştuk. Ama her şeyin bir başlangıcı var. Bir de sonu var. Evet. Hayatın da öyle. Eyvallah hocam. Hocam son bu Ramazan'da son kez Peygamber Efendimiz'i dinleyelim sizin dilinizden inşallah. Vaktinizi almamak adına da başlayalım dilerseniz. Allah razı olsun. Buyurun Allah hocam. Razı olsun. Allah yar ve yardımcı olsun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allah yar ve yardımcılarımız olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, merhameti, mağfireti kıymetli izleyici kardeşlerimizin üzerine olsun. Burada yayın ekibinin, TV52 yöneticileri, personeli ve cümlesinin üzerine olsun. Çünkü onlar da bir fedakarlık yapıp burada bizim din adına, Allah adına güzel şeyler konuşmamızın vesilesi oldular. Bu sözlerimiz, bu seslerimiz inşallah Rabbim katında işe yarayacaktır. Biz burada peygamberleri konuştuk 30 günden beridir. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki en seçkin, en önemli, en özellikli insanlar olarak yarattığı kimseleri konuşmak nasip oldu. Dünyanın en günahkar adamı, en güzel adamı konuşuyor. Bir tezat. İnşallah Rabbim bizi de layık eylesin. Kendi yolunda daim ve kaim eylesin. Kardeşlerimizden de özel dua bekliyoruz. Bizlere de dua etsinler. İnşallah güzelliklerle karşılaşmak nasip olsun. Şimdi Peygamber Efendimiz'i öyle 5 akşamda konuşamayacağımızı zaten biliyorduk ama şimdi konunun tam yarısı buraya kaldı. Konu başlıklarını söyleyeceğim sadece. Sonra da işte hicrete doğru gelmiş oluruz inşallah. Efendim Peygamber Efendimiz artık Medine'de. Medine'de Mescid-i Nebevi yapılmış. İbadetler düzenli yapılıyor. Her şey yolunda. Namaz dışındaki bütün ibadetler Medine'de nazil oldu. Medine'de emredildi. İşte oruç ibadeti, şu an Ramazan'dan dolayı oruçtan bahsedecek olursak, Bakara Sure-i Celilesi'nin 183 ve devam eden ayetlerinde oruç size farz kılındı. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Evet. Ramazan çok mübarek bir aydır. Kur'an onda indirilmiştir. Kim o aya ulaşırsa oruç tutsun. İşte kısa kısa söylemiş oluyorum bir iki not öyle. Oruç ibadeti, ne bileyim zekat ibadeti, işte zekat 8 sınıf insana verilir babından, burada farz kılındı. Tesettür ayeti, işte Müslüman erkekler gözlerini haramdan sakınsınlar, Nur suresi 30. ayet. Müslüman hanımlara da söyle, işte tesettür, örtü, Nur suresi ayet 31, Ahzab 36. Ve tesettüre işaret eden daha bir sürü ayet-i kerimeler burada nazil oldu. İçkinin yasaklanması Maide 90 ve 91. ayet işte Medine döneminin faaliyetleridir. Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Fatıma'nın evliliği. Ya bir anekdot anlatayım gene. İnşallah buyurun vakit hocam. Yetiştiririz. Peygamber Efendimizin sevgili kızı, küçük kızı, anneler güzeli, peygamberimizin soyunu devam ettirecek Hazreti Fatıma annemiz
artık ergen olmuş, evlilik yaşına gelmiştir. Etraftan herkes Fatıma ile evlenmek için can atıyor. Peygamber Efendimiz bu konuda ben Allah'tan bir ilham bekliyorum der, kimseye söz vermez. Daha sonra Ali'ye derler ki, Ali biliyoruz ki sen Fatıma'yı çok seviyorsun. Böyle bir niyetin de var. Git Peygamberimize durumu açıkla. Hazreti Ali Efendimiz tamam der, gelir boynu bükük. Ali hayırdır, hoş geldin, buyur. İşte ya Resulallah nasılsınız, iyi misiniz filan. Ali der, galiba sen Fatıma'yı istemeye geldim ben. Müsaadeniz olursa, utangaç bir insan. Uzatmayayım hikayeyi. Hazreti Ali Efendimiz daha sonra işte Peygamber Efendimiz'e karşılaşıyor. Peygamberimiz diyor ki Ali, düğününü yap, Fatıma ile evliliğini bir an önce gerçekleştirelim artık. Hı hı. Beklemenin bir manası yok. Ali Efendimiz der ki ya Resulallah tamam da hiç param yok. Hazreti Ali Efendimiz ilginçtir. Hiç zengin olmamıştır. Doğrudur. Allah ne verdiyse dağıtmış. Hiç kendi iki kuruşu üst üste koymamış hayatı boyunca. Allah onu çaresiz bırakmamış. Allah ona gökten sofra bile indirmiş. Birçok böyle notlar, bilgiler var. Ama o da üç kuruşu üst üste koymamış. Param yok ya Resulallah. Peki diyor, satacak, paraya çevirecek bir şeyin de mi yok? Vallahi bir atım var. Bir de savaşlarda kullandığım bir zırhım var diyor. Başka bir şeyim yok. Hı hı, Ali, delikanlının atı o her zaman lazım olur. Atın kalsın da o zırhını sat. Parasını getir, onu ne yapacak, ne yapabilirsek yapalım diyor. Evet. Hazreti Ali tamam ya Resulallah diyor. O zırhın parasıyla işte düğün yemeği falan hazırlayacak. Hazreti Fatıma annemizin çeyizinin ne olduğunu burada konuşsak. Oturur ağlarız değil mi? Oturur ağlarız. Hele bugünkü gelinler. Oturur ağlarız canım kardeşim. Yani yere serilen bir kilim, bir su kabı abdest almak için yatak yok. O kilimi kıvırıp minder olarak üzerine oturuyorlar. Serip üzerine yatak olarak kullanıyorlar. Bir el değirmeni, buğdaydan un yapmak için. Böyle 3-5 parça şeyler ya. Kurban olayım. Kurban olayım. Hazreti Ali Efendimiz heyecanla zırhını alır. Pazara satmaya giderken yolda Hazreti Osman'la karşılaşır. Bunlar gerçek zenginlermiş hocam. Gerçek zengin onlarmış. Ya Hazreti Osman der ki Ali hayırdır? Bir telaşın var. Nereye gidiyorsun? Durumu anlatır. Der ki Allah Resulü Efendimiz Fatıma ile evlenmeme izin verdi. Ama hiç param olmadığı için düğün yemeği falan yapmaya işte şu zırhımı satacağım da parasıyla bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ali der kaça satacaksın? Zırhının fiyatı nedir? O fiyat var mıydı? Kitaplarda vardır herhalde ama ben dikkat etmemişim. Fiyatını söyler. Peki der ben alsam mahsuru var mı? Ne demek der, benim din kardeşime daha çok yakışır. Ben seni çok severim. Buyur der. Hazreti Osman parayı sayar. Zırhı Ali'den alır. Hayırlı olsun. Hayrını gör. İnşallah sana Rabbim mutlu mesut peygamber damadı olarak. Hazreti Osman da peygamber damadıdır. O arada işte Hazreti Ümmü Gülsüm vefat etmiş. Peygamberimiz daha sonra onu Rukiye ile evlendirecektir filan, o da olay da var. Hayırlı olsun filan diye ayrılacakları zaman Hazreti Osman döner, ya Ali kardeş ya buyur. Düşündüm de bu zırhı senden daha güzel giyecek bir kahraman tanımıyorum ben. Sana düğün hediyesi olarak takdim etmek istiyorum. Lütfen kabul et. Ne güzel insanlarmış hocam. Hazreti Osman olmak kolay. Hem incitmiyor. İncitmiyor, canını yakmıyor. Düğün hediyesi veriyor. Ne mahsuru var düğün hediyesi vermenin, ayıp evet. tarafı var mı? Paramla aldım, benim oldu. Şimdi benim hediye oldu. Etmek istiyorum. Hem de düğün hediyesi olarak veriyorum. Bak ne kadar ince, ne kadar narin, ne kadar güzel bir davranış şeklidir. Kırmadan dökmeden. Böyle bir anekdotta söylemiş olalım. İşte bu dönemde Peygamberimizin damadı Ebul As gelip işte Hazreti Zeynep'le yeniden evliliğini gerçekleştirir. Medine dönemi üç büyük savaşında yaşandığı olaydır. Mekkeli müşriklerle Peygamberimizin toplam yaptığı savaş sayısının 29 kadar olduğunu okumuştum ben. Hı hı. İrili ufaklı. Bir kısmı seriye bunların, Peygamberimizin direkt katılmadığı. Bir kısmı gazvedir. Gazve ya da gaza dediğimiz Peygamberimizin fiilen katıldıkları var. Ama Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz Medine'ye göç ettikten sonra geride rahat durmadılar. Onları yok edebilmek için bir takım faaliyetler yaptılar. Bedir, Uhud ve Hendek'te ciddi savaşlar yaşandı. Bedir'le ilgili kısa kısa söyleyeceğiz ama Mekke müşrikleri
Müslümanların Mekke'de bıraktıkları bütün mallarını toplamışlar bir araya. Müslümanların mallarıyla bir ticaret kervanı düzenlemişler. Başında Ebu Süfyan var. Bununla çok büyük bir kar elde edip geri dönelim ve bununla bir silahlanıp Medine'ye saldıralım. Çünkü bu Muhammed Medine'de güç toplar, günün birinde gelir Mekke'yi elimizden alır. Buna izin vermemeliyiz. Para kazanalım ve bu paralarla silah alıp Medine'ye saldıralım. Peygamber Efendimiz bu kervanın haberini alır. Cenab-ı Hak da vahyeder. Sana iki başarıdan birisi verilecek. Ya kervanı elde edeceksin ya da savaşırsan zafer kazanacaksın diye. Peygamberimiz kervanın dönüş yoluna geçtiğini duyunca, yani silahlı falan, tam silahlı bile değil işte, kılıç, kalkan, ok, yay, ne varsa o zamanın şartlarında. Doğru düzgün yanlarında at bile yok. Bir iki tane at var. Kervanın yolunu kesmek üzere harekete geçer. Mekkeliler Peygamber Efendimizin kervanın yolunu kesmek üzere harekete geçtiğini duyunca kalabalık bir ordu kurarlar. Kervanı kurtarmak üzere yola çıkarlar. Ebu Süfyan kervanın başında. Kervanda da Peygamberimizin derdi, bunlar zaten Mekkeli Müslümanların malı kervandakiler. Kendi malımızı geri almak hakkımızdır. Üstelik de o mal Mekke'ye ulaşırsa onunla silah yapıp bize saldıracaklar. Bunu da engellememiz lazım babından kervanın yolunu kesmeye gidiyorlar. Bedir kuyusu bölgesine, Bedir denilen yere geldiklerinde, ki Bedir bayağı uzak bir mesafedir, duyarlar ki Ebu Süfyan Peygamber Efendimizin askerleriyle beraber yola çıktığını duymuş, başka bir yoldan kervanı kaçırmış. Kervan gittiğine göre yapacak bir şey yok. Müslümanlar geri dönecekler ama o arada bir haber alıyorlar. Mekke'den bir ordu çıkmış, Müslümanlarla savaşmaya geliyor. Yani Müslümanlar aslında savaşa bile hazırlıklı değil. Peygamberimiz durup düşünüyor, ya Rabbi ben ne yapayım şimdi? Rabbim buyuruyor ki sen iki güzellikten birini elde edecektin. Madem ki kervan kaçtı, zafer senindir. Rivayete göre 313 kişilik bir İslam ordusu, Peygamberimizin yanındaki insanların toplam sayısı. Müşriklerin sayısı bunun işte 3 katı veya 4 katı, 1000 kişi, 1200 kişi gibi rakamlar görmekteyiz. Bunlar savaşmak üzere geliyorlar. Savaş düzeni kuruluyor. Peygamber Efendimiz gece gündüz dualar halinde, ya Rabbi senin davanı yükseltecek insanlar bunlardır. Bunlar senin kulların. Bu senin ordun ya Rabbi. Takdir senindir Allah'ım. Sen ne murad ettiysen o gerçekleşir. Dualar. Ve Cebrail aleyhisselam 3000 kişilik melek ordusuyla gelir. Hay maşallah. Bedir meydanı müşriklere dar olur. Orada 70 tane ölü bırakırlar. 70 tane esir bırakırlar Müslümanların eline. Ölülerini gömmeye fırsatları yoktur. Peygamber Efendimiz onların ölülerini de toprağa gömdürmüştür. Ve 70 esirle beraber Medine'ye gelen İslam ordusu. Bu esirler ne yapılacak? Peygamber Efendimiz istişare yapıyor. Sahabenin bazıları diyor ki vuralım kafalarına gitsin. Bunlar zaten bizim düşmanımız. Din düşmanı. Bunu bile değerlendirdiler mi hocam? Tabii ki. Esirleri. Esirler işte ne yapılacak, tabii bunun bir şeyi var. O zamanın savaş hukukuna göre hepsi meşrudur. Hepsinin boynunu kesersiniz. Hiçbir şekilde yanlış yapmış olmazsınız. Çünkü zaten onlar sizi öldürmeye geldilerdi. Evet. Siz elde ettiniz, öldürebilirsiniz. İkincisi fidye karşılığı bunları serbest bırakabilirsiniz. Üçüncüsünü kimse yapmaz. Bedava da salabilirsiniz. Yani kimse bedava salmaz aldığı esiri. Bir diğer şey de bunları köle olarak kullanabilirsiniz. Kölelik hukuku var o zaman. Savaş esirlerinin doğal şekli köleliktir. Peygamber Efendimiz istişareyi yapar ve sonuçta der ki Hazreti Ebu Bekir'in de teklifi budur. Parası olanlar para versinler. Parası olmayanlar, okuma yazma bilenler, ki burada çok güzel bir not, İslam'ın eğitime verdiği önemi de anlamamız noktasında çok değerli. 10 tane Müslümana, genellikle çocuk ve genç grubu oluşturur, okuma yazmayı öğreten serbesttir. Adam okuma yazma da bilmiyor, parası da yok.
Ya onu da öyle salıverecekler sonuçta. Medine'den kurtuluş akçesi olarak paralar gelir. O esirleri kurtarmak için Medine'den, Mekke'den. Bu esirler arasında Ebul As var. Peygamberimizin damadı, Zeynep'in eşi. Evet. O Zeynep'i babaya göndermişti. Kendisi hala çok temiz bir insandı. Ama hala İslam'a girmemiş ve bu savaşa da katılmıştı. Aslında silah da kullanmadı. Bir tek Müslümana silah kaldırmadı ama sonuçta bu ordunun içindeydi ve esir alındı. Evet. Gelen, o Mekke'den gelen maddi varlıklar içerisinde Peygamber Efendimiz bir tanesini görür ve duygulanır. O bir gerdanlıktır. Ve Zeynep'indir. Boncuklarla süslenmiştir. Bu Peygamberimizin kızı Zeynep'in gerdanlığıdır. Ve Zeynep'e de Hazreti Hatice annemizin düğün hediyesidir. Peygamberimiz duygulanır, gözleri yaşlarla dolar. Durumu anlatır sahabelere. Der ki bu böyle böyle. Biz bunu Ebul As'a geri versek de, onu da bedelsiz salıversek kabul eder misiniz? Ya Resulallah. Fedake ümmi ve ebi diye sahabenin çok güzel bir sözü vardı. Anam babam feda olsun. Her şey sana feda ya Resulallah. Sen nasıl istersen öyle olsun gibi. Peygamberimiz Ebul As'ı çağırır. Kulağına bir şeyler fısıldar. Gerdanlığı da verir. Gör götür kızıma ver diye. Tabii fısıldadığı şey şudur. Artık ayet gelmiş. Müslüman bir hanımın ya da Müslüman bir insanın, erkek olsun bayan olsun, müşrik birisiyle evli kalması caiz değildir. Ebul As'a der ki Peygamberimiz kulağına fısıldar. Sen delikanlı bir insansın. Zaten akrabadır ve çok dürüst bir insandır Ebul As. Mükemmel ötesi bir insandır. Artık kızımla senin arandaki nikah bağı sen iman etmediğin sürece yoktur. Dolayısıyla Mekke'ye gidiyorsun. Kızıma yol veriyorsun. Onu Medine'ye gönderiyorsun. İki tane de sahabeyi gönderir onu getirmesi için. Ebul As Zeynep'e gider. Eli bile sürmeden der ki Zeynep durum bundan ibaret. Ya der sen beni kovuyor musun yoksa? Çok güzel insanlar. Hayırdır. Vallahi seni canımdan çok seviyorum. Asla vazgeçmek istemiyorum. Ama baban böyle istedi. Ben de söz verdim. Sözümü tutacağım. Ebul As Müslüman ol da gel beraber gidelim o zaman der. İnşallah Zeynep der. Daha sonra Ebul As da Müslüman olup Medine'ye gelecek. Hı hı. Bu evlilik yenilenecektir. Bu da ayrı bir not. Efendim bu dönemde kıblenin mescidi Aksa'dan Kabe'ye dönüşü var. Kıbleteyn mescidi. Beni Salim yurdundaki bu mescid de var. Geçelim hızlı bir şekilde. Bu üç savaş yapıldı. Bedir Savaşı Müslümanlar kazandı. Hendek Savaşı çok zor bir savaştı. Hendek Savaşı'nda çok acı, çok ızdırap, çok sıkıntılar yaşandı. Müslümanlar için zor bir dönemdi. Kış mevsimiydi. Geceleri o kadar aşırı soğuk olurdu ki o soğukta Müslümanları koruyacak sağlam kıyafetleri bırakın, avret yerlerini örtecek basit bir kıyafetleri dahi zor bulunacak kadar açlıklar içerisindeydiler. Hendek Savaşı dönemiyle ilgili gene bir anekdot. Bir gün işte Hazreti Ali Efendimiz karnı acıkmış. Açlıktan açlığı yatıştırmak için beline bir kuşak sarmış. Olmadı. Hala açlık devam ediyor. O kuşağın içine düzgün bir taş sıkıştırmış. Mideyi bastırsın da açlığı çok hissetmeyeyim diye. Gece uykusuz kalmış. Dolaşırken Hazreti Osman'la karşılaşmış. Selam veriyor. Osman diyor. Ben açlıktan karnıma taş bağladım. Senin yanında yiyecek içecek bir şeyler var mı? Ben bayağı zor durumdayım. Hazreti Osman ya kurban olayım. Karnını açıyor. Cevap vermek yerine o da gömleğinin yakasını açar. Onun da aynı belinde kuşak bağlanmış. İçine taş sıkıştırılmıştır. Bir tane mi hocam? Bir tane. Ha burada bir tane. İkisi beraber olurlar. Yürürken Hazreti Ömer'le karşılaşırlar. Ömer derler biz açlıktan zor durumdayız. İşte karnımıza taş bağladık. Senin durumun nedir? Yanında yiyecek içecek bir şeylerin var mı? Ömer de açar yakasını. O da aynen kuşak bağlamış. Kuşağın içine taş sıkıştırmış.
Der ki benim durumum da sizinle aynısı. Onlar yürürlerken Hazreti Ebu Bekir'le karşılaşırlar. Selam verirler. Ebu Bekir'e aynı şeyi söylerler. Ebu Bekir de açar gömleğini. O da aynı kuşak bağlamış ve taş sıkıştırmış. Zor durumdalar. Ebu Bekir der ki, biliyorum ki biz açken Peygamber Efendimiz karnını doyurmuş olamaz. Ama en azından derdimizi paylaşmış oluruz. Gelin Peygamberimizin yanına gidelim der. Peygamber Efendimizin yanına gelirler, selam verirler. Durumu anlatırlar ya Resulallah. Şikayet etmek için değil ama halimizi bildirmek için. Biliyoruz sizin de yanınızda yiyecek bir şey yoktur ama biz açlıktan bayağı bir zor duruma düştük. Açlığı bastırabilmek için belimize kuşak sardık. Onun içine de taş sıkıştıracak kadar. Efendimiz cevap vermez. O da gömleğini açar. Kurban olayım. Onunkinde aynen kuşak var. İki tane taşı üst üste sıkıştırmış Peygamber Efendimiz. Ağlarlar, duygulanırlar. Halbuki Cebrail Aleyhisselam bir gün gelmişti. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın sana selamı var. Kul peygamber mi olmak istersin, kral peygamber mi? İstersen bütün Arap çöllerinin kralı olmanı, hem de peygamberliğin devam edecek. Ne istersen Rabbin sana verecek dendiği zaman, Peygamber Efendimiz şöyle Cebrail'e baktı, neyi tavsiye edersin? Cebrail böyle aşağıyı gösterdi. Yani sen atta olmayı tercih et. Demek ki keramet, bereket, güzellik buradadır ki Peygamber Efendimiz, ya Rabbi ben kul peygamber olmayı tercih ederim. Üç gün üst üste buğday ekmeğiyle karnını doyurmayan bir peygamberden bahsediyoruz. Yine bir anekdot, Hazreti Ayşe annemiz der ki ya Resulallah biz böyle zor durumlarda yaşıyoruz. Hep böyle devam mı edecek bu ümmetin hali? Peygamber Efendimiz buyurur, onlar ileride benim ümmetim öyle zengin olacak ki buğday ekmeğini beğenmeyecekler. Yanında çeşit çeşit yiyeceklerle beraber. Hatta öyle bir noktaya gelecek ki şişmanlamayalım diye ekmek yemeyecekler. Tam bize anlatıyor. Yiyecek beğenmeyecekler. Yani bu kadar nimete nail olacaklar. Hala şükürsüz mü olacaklar ya Resulallah? Yani genelde şükürsüz olacaklar. Denir ki, bir kitapta görmedim ama öyle bir bilgi aktarımı, ya dişleri çürüsün onların demiş Ayşe annemiz. Madem ki bu kadar Allah nimet verecek, yiyip de şükretmek yerine hala şükürsüzlük edecekler, dişleri çürüsün. Bir camide vaaz ederken dedim ki, 40 yaşını geçip de bütün dişleri sağlam olan var mı içinizde dedim, bir tane bile çıkmadı. Namazdan sonra bir adam geldi, dedi ki hocam ben 40 yaşındayım, ağzımda aslında bütün dişlerim sağlam ama orada herkesinki çürük olduğu için ben utandım söylemeye dedi. Allah Allah. Tanıdığım bir insandı. Benim hocam dişlerim sağlam ama dedi, utandım orada herkesin yanında benimki sağlam demeye. Yani hakikaten Hazreti Ayşe annemiz böyle bir şey dedi mi bilmiyorum ama dediyse iyi tutmuş. Böyle bir noktadayız. Efendim bu konuşmayı duyan Abdullah derhal eve koşar. Hanım der, yiyecek içecek bir şeyimiz var mı? Peygamberimiz aç, sahabeler aç. Der ki vallahi yiyecek içecek bir avuç buğday var. Çok hafif bir yağ var. O da kime yetecek? Başka da bir şey yok. Bir de keçimiz var. Sağıp sütünü çocuklara içiriyoruz. Küçük bir keçi, böyle 3-5 kiloluk eti olur. Küçücük bir keçi. Hanım der, sen o buğdaydan hemen un yap, ekmek yap. Ben de şu keçiyi kesip yemek yapalım. Peygamberimizle o yandaki 5 kişi, 4 tane güzel insanla beraber onları tam doyurmasa bile idare eder. Onları davet edelim. Adam hemen keçiyi keser, ateşe yemeği koyar. Hanım bir taraftan ekmek pişiriyor. Başka da yiyecek bir şey yok zaten. Koşar Peygamber Efendimiz'e gelir. Abdullah bin Cübeyr miydi acaba? Not etmeyi unutmuşum. Bu güzel sahabe. Efendimiz'e der ki ya Resulallah, anam babam sana kurban olsun. Fedake ümmi ve ebi. Bu lafı da unutmayalım. Fedake ümmi ve ebi ya Resulallah. Sizin için bir yemek hazırladım. Yani ateşe koydum. Yemek ne kadar Abdullah? Ya Resulallah, burada işte siz 5 kişisiniz. Size hemen hemen yeter. Bir küçük keçim vardı. Onu kestim, etini koydum ateşe. İşte bir avuç kadar da bir buğday bir şey vardı. Hanım ondan un yaptı, ekmek yapıyor. Bu kadar, başka da bir şey yok. Yanında bir de su olur en fazla. Peygamber Efendimiz oradan birine seslenir. Hey! Bütün İslam ordusunu davet edin. Abdullah kardeşimiz herkesi yemeğe davet ediyor. Abdullah git der
yemeğin başına. Ben gelmeden tencerenin ağzını açma. Sen yemeği hazırla, yemek yeme yerini hazırla, geliyoruz. Adamın aklı başından gider. Eve geliyor ama kan ter içinde kalmış. Hanım diyor, biz perişan olduk. Hayrola ne oldu? Ya diyor, Peygamber Efendimiz bütün İslam ordusunu, yani bütün Medine halkının tamamını yemeğe davet etti. Demedin mi yemeğimizin çok az olduğunu, işte oradaki 5 kişi ancak yeteceğini? Söyledim. Sen söyledin de Peygamberimiz ne yaptı? Oradan birine seslendi. Bütün İslam ordusu sıra sıra gelsin dedi. Ya canın dert ettiğin şeye bak. Peygamberimiz bunu bile bile davet ettiyse vardır Allah'ın hikmeti. Sen işine bak diyor. Yine sonuna kadar bir teslimiyet. Bu teslimiyet, bu güzel bir şey. Çocuklarının açlıktan ölmeyeceği, sadece o keçinin sütü vardı. Başka bir gelirleri yoktu bu insanların. Ve o son keçiyi peygamber aşkıyla, din aşkıyla kesip kurban eden ve ortaya koyan bir aileden bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz gelir, besmeleyle yemeğin ağzını açar, oradan bir lokma alır, bir koklar, artık ne yapıyorsa bir yemeği karıştırır, dua eder, bereket duası, ekmeği alır, ona bir bereket duası eder, sonra çağırır. İşte bir sofraya kaç kişi oturabilir? 20 kişi mi, 15 mi, ne kadarsa oturun. Yemeği bir kabın içine koymuşlar, sadece bir kabın içerisine. İkinci bir kaba daha koyacak kadar yok. Ekmeği koymuşlar. Buyurun yiyin. Şimdi sahabe hazretleri bakıyorlar. Yemek bu kadar. Bütün İslam ordusu davet edildi. Yemeye korkuyorlar. Bir iki lokma yiyelim de. Hepsinin karnı aç. Ama hepsini biz yersek gerisine ne kalacak? Gerisine ne kalsın? Bir iki lokma yiyip ellerini çekmek istiyorlar. Peygamber Efendimiz yiyin yiyin buyuruyor. Birazcık daha yiyorlar. Açlık var. Ama aman bitiririz korkusuyla çekilmek istiyor. Peygamberimiz ya doyasıya yiyin buyuruyor. Doyasıya yiyorlar. Peygamber emridir bu. Doydunuz mu? Doyduk. İyi, dua edin, kalkın siz. Diğer grup gelsin. Doyasıya, bıkasıya yiyin. Yiyorlar. Gidin. Bütün İslam ordusu, Medine halkının tamamı yedi. Yemekte hiçbir eksilme yok. Hiçbir eksilme yok. Efendimiz buyurdu ki şimdi evlerde bu savaşa gelmeyen kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar var. Onlar da gelsinler, onlar da aç. Yani biz burada askeriz, yedik de evdeki hanımların da karnı aç. Çünkü adamların evinde yiyeceği olsa gidip yerler. Sonuçta Medine'de savunma savaşı yapıyorlar. Hendek kazıldı filan yani. O hendek hikayelerini anlatmaya fırsatımız olmadı. Evlerdeki kadınlar, ihtiyarlar, çocuklar gelirler. Aynı şekilde yer ve doyarlar. Hala yemekte hiçbir eksilme yok. Efendimiz buyurur ki, evinde hasta ya da çok aşırı yaşlılığından dolayı gelemeyen kimler var? Onların bir tespitini yapalım. Bu tespitler yapılır. Onlara da yemek götürün bakalım. Onlara da yemek götürülür. Hay maşallah. O yemek kabının ağzından çok hafif bir eksilir gibi bir görüntü oluşmuş. Sapasağlam duruyor. Peygamber Efendimiz yedi. İşte o 5 sahabe yedi. Bütün ordu, bütün Medine halkı, bir şehrin tamamı doydu. Hala yemek duruyor. Abdullah, bu da sizin nasibinizmiş. Ailenize siz bunu artık akşam sabah yersiniz. Abdullah diyor ki ya yedik yedik bitiremedik. Yedik yedik bitiremedik. O yemek bitti ama bizim evimizden yemek hiç eksilmedi. Hı hı. Hiç fakirlik, yoksulluk görmedik. Bereket. Öyle bir bereket oldu ki ya sen miydin bir tek son keçini, çocuklarının açlıktan ölmeyecek kadar rızkı olan o süt veren keçini Allah için, peygamber için, din için feda eden adam. Allah seni sahipsiz bırakır mı? Sen cömert davranırsın da Allah sana cömert davranmaz mı? Abdullah bin Cübeyr diyor ki hiçbir fakirlik ve hiçbir noksanlık yaşamadık hayatımız boyunca. Çoluk çocuğu bile çok zengin yaşamışlar. Böyle notlar var. Efendim savaşlar yapıldı. Diğer savaşlar var. Peygamber Efendimiz Hendek Savaşı'ndan sonra, tabi Bedir'i anlattık, Uhud'u anlatamadık. Uhud'da 70 tane şehidimiz var, Hazreti Hamza başında olmak üzere. Hı hı. Müşriklerin kesin bir zafer aldıkları yok ama ağır bir olay oldu Müslümanlar için, Peygamber Efendimiz için. Sonra Hendek'te işte bu olaylar yaşandı. Hendek Savaşı Müslüman müşriklerin fiyaskosuyla dağıldı gitti. Ve o fakir durumda olan Müslümanlar müşriklerin bıraktığı ganimetlerle zengin duruma düştüler. Evet. Yani çok büyük ganimet bıraktılar. Ve Peygamberimiz buyurdu ki Hendek Savaşı'nda artık Mekkeli müşrikler bir daha bize saldırma cesareti gösteremeyecekler. Bu ne demek? Artık sıra bizde demek.
Bu arada peygamberimizin gördüğü bir rüya üzerine umre yapmak üzere Mekke yoluna düşmesi var sahabelerle beraber. Hudeybiye dediğimiz yere geldiklerinde mübarek deve çöktü. Yürütemiyorlar. Ya bu deve niye yürümüyor? Peygamberimiz buyurdu ki fil ordusunun Mekke'ye girmek üzereyken o fillerin Mekke'ye yaklaşmadığı gibi bu deve de Allah'tan aldığı talimatı uyguluyor. Burada biz bir konaklayalım, anlaşma yapalım. İşte anlaşma yaptılar. Anlaşma maddeleri zahiren bakıldığında Müslümanlar için tam bir yıkım gibi gözüküyordu. Ama biz perdenin arkasını göremiyoruz. Müslümanlar için en büyük zafer oldu bu. Hudeybiye Anlaşması. Ve peşinden hicretin 10. yılı 630 yılında Peygamber Efendimiz büyük bir hazırlık yapıyor. Bir savaş hazırlığı. Sahabeler kimse bilmiyor nereye gidilecek. Mekke'ye kimse haber uçuramasın. Bir bilgi gitmesin. Buradaki maksat nedir? Hem harf hiledir yakalamak hem de Mekkeliler hazırlık yaparlarsa savaşa karşı çok insan ölür. Bir tek derdi insan öldürmemek. Peygamber Efendimiz 10 bin kişilik bir orduyla bir mübarek Ramazan'da, artık Ramazan'ın biz şu an için sonuna geldik ama Ramazan'ın 10. günü gibi 1 Ocak ya da 31 Aralık tarihinde Medine'den yola çıkıldı. Şimdi yılbaşına alternatif Mekke'nin fethi kutlamaları yapılıyor. Evet. Biz de katılıyoruz, işte Samsun'da konferans nasip oldu. Orada büyük bir salonda bu geçtiğimiz yılbaşı akşamı. Yılbaşı değil, biz Mekke'nin fethi programı yapıyoruz. Aslında Mekke 31 Aralık 1 Ocak tarihinde fethedilmedi. Medine'den yola çıkış tarihiydi o. Ama bazı Müslümanlar, Müslüman sivil kuruluş organizasyonları yani birileri yılbaşı kutlarken, bu bizimle alakalı değildir, Müslüman olmayanlara benzeyenler İslam'ın dışına çıkabilir endişesi de var, biz de böyle alternatif kutlama yapalım babında Mekke'nin fethi kutlaması yapılıyor. Güzel de oluyor bence. Bir sakıncası yok. Efendim Mekke'nin fethi miladi takvime göre düşünülmez. Hicri takvime göre düşünmek lazım. Doğrusu da budur. İşte Ramazan'ın onudur filan. Ama canım benim, Mekke'nin fethini konuşmak için bir fırsat doğmuş. Bize düşen nedir? O fırsatı değerlendirmektir. Bunu değiştirmeye kalkışsak ne olur? Bir şey olmaz. Efendim Medine'den çıkan İslam ordusu Mekke önlerine kadar geldiler, konakladılar. Orada işte gecenin bir vaktiydi. Ebu Süfyan geldi. Hikaye çok uzun. 10 dakikamız kaldı bu arada. 10 bin kişilik bir ordu. Dediler ki ya Resulallah, böyle ateş yakıp etrafında ısınsak olur mu? Çünkü Aralık tam karasal iklimde, geceleri soğuk oluyor. Efendimiz buyurdu, her biriniz ikişer tane ateş yakın. Niye? Mekkeliler görünce o ateşlerin kalabalığı, her ateşin başında 10 kişi var diye düşünsünler. Orada bizi 100 bin, 200 bin kişilik bir ordu zannetsinler. Bu da akıl örneği, acayip bir akıl örneği. Bu da ne? Gece vakti çünkü. Bu da Mekkeliler savaşmasınlar da. Zaten Allah vaat etti, bu Mekke fethedilecek. Burada maksat kan dökülmesin. Kan dökülmesin canım ölmesin. Benim. Ya onu düşünüyor yine Peygamber Efendimiz. Mekke'yi kanla fethetmeyelim biz, gönülleri fethedelim. İslam'ın fetih anlayışı, İslam'ın zafer düşüncesi zaten gönülleri fethetmektir. Yoksa toprak fethetmek, ülke fethetmek, insanların paralarının üstüne konmak değil. İslam ordusu Mekke'ye giriyor 3 koldan. Bir yerde ufak tefek bir çatışma ve birkaç ölü dışında, onları da saymazsak, dünyanın en büyük olayı gerçekleşiyor. 10 sene, hatta işte 9 sene, 8 sene önce bu memleketten tamamen çaresizlik içerisinde sürgün ettiğiniz bir peygamber, muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye giriyor. Ölü sayısı 0, yaralı sayısı 0. Böyle bir savaş var mı? Dünyada böyle bir şey yok. Peygamber Efendimiz Mekke'ye giriyor. Mekke'ye girerken Peygamber Efendimiz'in okuduğu ayet, İsra suresi ayet 81. Bismillah. Ve gul ca'el hakku ve zehekal batil innel batile kâne zehuga. Efendimiz bu ayeti sürekli tekrarlıyor. Hak geldi, batıl yok oldu. Batıl zaten yok olmaya mahkumdur. Ayeti okuya okuya.
Devesinin üstünde Peygamber Efendimiz başı dik, muzaffer bir komutan görüntüsünde değil, başını öne eğmiş, adeta devenin boynuna sürülecek, secdeye kapanmış bir insan şeklinde. Mütevazi şükürler ederek, mütevazi, tam bir alçak gönüllülük içerisinde Mekke'ye, Kabe'ye doğru gidiyor. Peşinde İslam ordusu ve Peygamber Efendimiz. Tabii işte Kabe putlardan temizlenecek, Kabe'nin damına çıkıp Bilal-i Habeşi ezan okuyacak ve bütün Mekke halkı toplandı. Peygamber Efendimiz etrafına topladı, onlara bir konuşma yaptı. Allah'a hamd etti, salatü selam etti ve dedi ki ey Mekkeliler, bugün size ne yapmamı bekliyorsunuz? Nasıl davranmamı bekliyorsunuz? Ne zor bir soruydu. Mekkeliler çok çaresiz. Siz miydiniz o peygamberi? Sadece Allah dediği için evinde, yurdunda, yuvasında barındırmayan insanlar. Ve o peygamber hepinizin kafalarını koparıp girin Mekke'ye, baş üstün, omuz üstünde baş kalmayacak deseydi, hiç kimse haksızlık yaptın diyemezdi, demezdi. Ama o aman bir tane can yanmasın derdiyle, tam bir tevazu, tam bir alçak gönüllülük duygusuyla Mekke'ye giren bir peygamber ve onlara diyor ki bugün size ne yapmamı bekliyorsunuz? Dediler ki vallahi ne yapsan haklısın. Ne yapsan haklısın, asla kınanmazsın. Ama biz seni hep iyi gördük. Senin ailen iyi bir aileydi. Senin çocukluğun en iyimiz, gençliğin en iyimiz, peygamberlik öncesi en iyimiz, peygamber oldun yine en iyimiz sendin. Şu an Mekke'ye girişin de bütün iyilikleri üzerinde toplayan bir güzellik oluşturdu. Hak etmiyoruz ama biz senden hep iyilik gördük. Gene iyilik bekleriz dediler. Hak etmiyoruz ama biz senden iyilik bekliyoruz. Peygamber Efendimiz duygulu, heyecan, gözyaşı içerisinde buyurdu ki bugün benim size söyleyeceğim Yusuf peygamberin kardeşlerine söylediği sözdür. Hazreti Yusuf kıssasını anlattık haftalar önce, pardon günler önce. Hazreti Yusuf aleyhisselam kendisini kuyuya atan, 3-5 paraya satan, ölüme terk eden kardeşleri Mısır'a geldiği zaman demişti ki bugün geçmişinizden dolayı kınanmayacaksınız. Hoş geldiniz demişti. Evet. Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethetti, Mekke halkını topladı. Bugün size ne yapmamı bekliyorsunuz? Onlar hak etmiyoruz ama iyilik bekliyoruz deyince bugün benim size söyleyeceğim Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediğinin aynısıdır. Hiçbiriniz geçmişte yaptıklarınızdan dolayı kınanmayacaksınız, cezalandırılmayacaksınız, suçlanmayacaksınız. Hepiniz serbestsiniz, hürsünüz, özgürsünüz. Serbestsiniz. Bu ne güzellikti. Tabii Medinelilerin bir heyecanı var. Mekke fethedildi çok şükür. Ama Peygamber Efendimiz Mekke'yi çok seviyor. Acaba Mekke'de kalır da Medine'ye onlarla beraber dönmez mi? Bu onlar için büyük bir korku. Kenardan köşeden sormak istediler. Ya Resulallah, bizimle Medine'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? Niyetiniz nedir? Efendimiz de dehşet bir vefa örneği var. Ey Medine'nin güzel insanları, en çaresiz anında siz bana kucak açtınız, evinizi, yuvanızı açtınız. Benimle beraber olmanın mutluluğunu hissettiniz. Ben sizden ayrılır mıyım? Ben sizinle yaşarım ve sizinle ölürüm. Tabii ki geliyorum. Allah'ım ya Rabbim, dünyalara bedeldi bu söz. Çok mutlu oldular. Peygamber Efendimiz, burada tabii Huneyn olayı var, onu anlatmaya vaktimiz yok. Medine'ye döndüler. Bir sonraki sene hac görevini yaptılar. Veda haccı. Veda haccında veda hutbesi diye çoğu evlerde belki duvar levhası olarak asılı bulunan veda hutbesini Peygamber Efendimiz'e irad etti. İslam'ın ana hatlarıyla özeti vardır o veda hutbesinde. Ve bir sonraki sene artık Nasr suresi İzâ câe nasrullâhi vel fethû. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleşince İnsanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Allah'ı hamd ile tesbih et ve tövbe et. Çünkü Allah tövbeleri kabul edendir. Yine bir ayet. El yevme ekmeltü leküm dinekum
ve etmemtu aleyküm ni'meti ve radîtu lekümül İslâme dînâ. Bugün dininizi kemale erdirdim. Size din olarak İslam'ı seçtim. Din adına size gelmesi gereken bütün kurallar geldi. Hani hiç kimse diyemez ki acaba işte Allah-u Teala'nın indirmek istediği başka ayetler, hükümler vardı da peygamberimizin ömrü yetmemiş olabilir mi? Haşa, o dini indiren de Allah, peygamberin ömrünü veren de Allah. Ve en son mührünü de vuruyor. Bugün dininizi kemale erdirdim. Din tamamlandı. Hı hı. Size Allah'ın vereceği nimet, ayet, vahiyler tamamla erdi. Din olarak İslam'ı seçtim. Kim İslam'dan başka din seçerse o başka ayet kabul edilmeyecektir. Bu ayetler gelince Müslümanlarda bir mutluluk ama bazılarında bir duygusallık. Bu Peygamber Efendimiz'in ömrünün bitmekte olduğunun habercisidir. Ve Peygamber Efendimiz'i ölüm döşeğinde görüyoruz. Efendimiz ateşler içinde kıvranıyor. Bütün peygamberleri konuştuk. En ağır hastalık çeken, yeryüzünde hastalık adına en ağır hastalık çeken Hazreti Eyyub Aleyhisselam idi. Yıllarca devam eden ama en şiddetli hastalığı Rabbim Peygamber Efendimiz'e yaşatmıştır. Onun hayatında hiçbir kirpas yok, hiçbir günah, hiçbir kusur yok. Ama Rabbimin imtihanı, tecellisi öyle bir şey ki Peygamber Efendimiz ateşler içinde kıvrım kıvrım ilginç bir noktaya geliyor. Ve son nefeslerini verirken Er-Rafigul A'la, yüce dosta, yüce dosta gidiş var. Hazreti Ayşe annemizin odasında, Hazreti Ayşe annemizin dizine başını koymuş vaziyette Peygamber Efendimiz ahiret yolcusu oluyor. Müslümanlar için ne büyük acıydı bu. Onu bir gün iki gün görmemeye dayanamayan sahabeler gözyaşları, hıçkırıklar aldı yürüdü. Hazreti Ömer geldi, şoka girmiş. Muhammed öldü diyen olursa keserim vallahi. O herhalde böyle bir dalgınlığına geldi. Kısa bir süre sonra geri dönecek hayata. O ölür mü canım diyecek hale gelmişti. Hazreti Ebu Bekir geldi. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Onlar da ölecekler, sen de öleceksin. Ama o kötüler öldükleri zaman onlar için acı bir akıbet var. Halbuki sen Allah'ın cennetinin yolcusu olacaksın. Evet, Peygamber Efendimiz ahiret yolcusu. Onun cenaze namazını sahabeler sıra sıra kıldılar. Toplu bir şekilde değil, 3 kişi 5 kişi grup grup kıldılar. Nereye defnedileceği konu oldu. Peygamber Efendimiz kendisi buyurmuştu, peygamberler vefat ettiği yere defnedilirler. Dolayısıyla Hazreti Ayşe annemizin odasında, kendi bizzat yaşadığı evinde mezar açıldı. Orada işte yıkama, kefenleme işlemleri Hazreti Ali Efendimiz tarafından yapıldı. Ve Peygamber Efendimiz yine Hazreti Ali Efendimiz tarafından kabrine konuldu. Ve işte Ravza-i Mutahhara, cennet bahçesi diyoruz. Evet. Efendimiz buyurdu ki minberimle evimin, kabrimin arası Ravdatun min Riyadil Cennet. Dünyada evet, cennet bahçesi olarak anlatılan tek mekandır orası. Evet. Rabbim oraya gidip oralarda da dualar etmeyi, ibadetlerde bulunmayı hepimize inşallah nasip eylesin. Biliyorum çok kötü oldu. Güzel güzel anlatmaya vaktimiz her şey çok güzel bu kadarına hocam el verdi. Her şey çok güzel oldu. Allah razı olsun. Rabbim bizi affetsin. Peygamberimizin şefaatini cümle kardeşlerimizle beraber bizlere nasip eylesin. Bu mübarek Ramazan'ın son iftarı, özür dilerim, son teravihi ve son sahurundayız. İnşallah son iftarıyla beraber Rabbim bayrama kavuşturacak. Rabbim kendi katında da gerçek bayramlar yapabilmeyi nasip etsin. Ve Rabbim mübarek günlerin tekrar tekrar kavuşmayı cümle kardeşlerimizle beraber inşallah amin nasip eylesin diyoruz. Amin. Değerli hocam, Allah razı olsun. Cümleten inşallah. 30 akşamdır bize katlandınız. Estağfurullah. Allah razı olsun. Bu büyük bir mutluluktu. Ben çok mutlu oldum, çok sevindim. Çünkü eyvallah, dünyanın en güzel şeylerini konuşmayı Rabbim evet nasip etti. Allah İnşallah razı olsun. Hata yapmamışızdır. Rabbim hatalarımız varsa affetsin. Bütün kardeşlerimizden, izleyen, dinleyen kardeşlerimizden helallik istiyoruz. Evet. Kamera arkasındaki güzel kardeşlerimiz, esas eyvallah, onlar bize katlandılar. Allah razı olsun. Allah kendilerinden ebeden razı ve hoşnut olsun. Amin. Yayın masasındaki kardeşlerimiz, yönetimdeki kardeşlerimiz var. Ve bir de güzeller güzeli Muhammed hocamız var. Allah hepimizden, hepsinden hocam ebediyen razı olsun. Teşekkür İzleyenlerden ediyoruz de, sizlerden de helallik isteyerek Allah'a emanet olun diyorum. Allah razı olsun. Eksik olmayın hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Ben helal ettim. Sizler de helal ettim. Helal olsun hocam. Evet değerli dostlar.
Ben yine söylemiştim, böyle evet diye başlayan cümleler genellikle veda cümleleri olur. Biz mübarek Ramazan-ı Şerif ayının 30 akşamında da 30 gecesinde de Sahur Bereketi programında değerli kıymetli Ali Düzgün hocamızla her gece bir peygamberin hayatını anlatmaya gayret ettik. Hocamızın dilinden, hocamızın gönlünden biz sadece burada oturduk. Sizler de bizi dinlediniz. Allah razı olsun. Eğer sürçülisan ettiysek, bir kabahatimiz, bir yanlışımız olduğu ise hocamız her zaman söyledi. Elinden geldiği kadar farklı farklı kaynaklardan en doğru bilgileri alıp size aktarma gayretinde oldu Ali hocamız. Biz de şahidiz, siz de şahitsiniz. Bir yanlışımız, bir kusurumuz olursa hakkınızı helal edin. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayının dışında da inşallah Kur'an'ın Gölgesinde adlı programımızla haftanın perşembe günlerinde canlı yayınla yine evlerinize misafir olmayı arzu ediyoruz. Lütfen bizi yalnız bırakmayın ve TV 52 ekranlarından ayrılmayın. Biz şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyoruz. Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Rabbim bütün geçmişlerinize bu mübarek vakitlerin yüzü suyu hürmetine rahmetiyle, merhametiyle, mağfiretiyle muamele buyursun inşallah. Haklarınızı helal edin. Allah'a emanet olun.